Hey baba. Evet. Tekrar oynayabilir miyiz? Çok güzel bir oyundu. Keşke annem de burada olsaydı. Bunu kaçırmış olması kötü. Ara ve söyle o zaman. Belki gelecek sefer o da gelir. New York'a inmek zorunda mıyız? Long Island üzerinden uçamaz mıyız? Lütfen. Niçin? Çünkü hayatta en çok istediğim şey dünyanın en güzel şehrini görmek baba. Bunu ondan istemen gerekiyor. Peki. Ama kibarca sormalısın, anladın mı? Hı. Değil. Söyle bakalım. Babam Manhattan üzerinden uçarak Long Island'a inebilir miyiz diye soruyor. Bu şekilde de eve daha yakın olacağız. Baban soruyor öyle mi? Bunu yapabilmek için geçiş izni alabilecek miyiz bakalım? 1214 MacArthur geçiş izni istiyor, tamam. Pekala dostum, yolculuğa devam ediyoruz. Eğlenmene bak. Hey ufaklık. O da neydi baba? Hey bu da ne böyle? Rüzgar vektörlerini kontrol et. Olamaz, saatte 100 millik rüzgara karşı uçuyoruz. Bunu aşamayız, AP'yi düşün. Dönmeye çalışacağım. Bill neler oluyor? Melon Alpha Victor 1214. Hava trafik kontrol. Neden sağa döndüğünüzü bildirin. Hava trafik kontrol. Miller 1214. Yüksek hızda bir rüzgarla karşı karşıyayız. 5. ana vektör düzeyini koruyamıyoruz. Sağa dönüş izni istiyoruz. Sağa dönüş onaylandı. Rüzgar aşırı hızlı. Kuzey yönüne dönüyoruz. Hayır. Olamaz. Yine rüzgara yakalandık. Güney yönünde. Ortada tutamıyorum. Sağa dönüyoruz. Bil. Beklenmedik bir türbülansa yakalandık efendim. Yerinizde kalıp kemerlerinizi bağlayın. Hadi kemerlerimizi bağlayalım ufaklık. Onaylandı. 20 binlik irtifada ve yükseliyor. Anlaşıldı. Bundan kurtulmaya çalışacağım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Uçağın rotasını 360 derece değiştirdi. New York, başladığım yere döndüm. Asıl rotaya tekrar dönüyor. Daha kaç kez atlı karınca gibi dönmeye devam edeceğim? Miller 1214, birine daha hazır ol. New York, şu anda 20 binlik irtifadayım. Durumda bir değişiklik yok. New York, anlaşıldı mı? Bir sonrakinde rüzgar vektörlerinin yönünü değiştirmen gerektiğini düşünüyoruz. Belki denemek istersin. Anlaşıldı. Karar benim. Efendim, rotamıza geçmek için uçuşumuz sırasında biraz daha türbülansa girebiliriz. Tamam. Merhaba bebeğim, biri seninle konuşmak istiyor. Annene onu sevdiğini söyle. Seni seviyorum anne. Birkaç saat sonra görüşürüz bebeğim. Ben de seni seviyorum. Tut şunu. Tutun. Gel, ayaklarını pedala koymayın. Hadi. Buz da toplanıyor. Tutun. Burada tutunacak bir şey yok. Central Park, Salı, sabah 8:30. Hadi anne, bu tarafa doğru atsana. Evet, hadi. Evet, istediklerinizi söyleyin arkadaşlar. Yaban mersinimiz var, ayranımız var, kepekli ekmeğimiz var. Ailelerimizin gizli tarifleri yeni nesil gençler için. Aa, biraz kepekli ekmek. Grup 12'de yeni misin? Aa, evet efendim, sadece 4 ay staj yaptım. Peki staj zamanı nasıldı? Gerçekten beni iyi çalıştırdıklarını söyleyebilirim. Uçak kazasını bildiren siz değil miydiniz? Hayır, grup 18'de söylediklerine göre çok kötüymüş. Yukarıda kimse neler olduğunu bilmiyormuş. Haklısın, biliyorum.
Lone, hala cuma akşamları o berbat çili sosunu yapıyor mu? Evet efendim, gerçekten biraz kötü. Bunu nereden biliyorsunuz? Eşim eskiden grup 12'deydi. Tabii bu situal başını döndürmeden önceydi. Bu eşim Casey, Doktor Cassandra Lawrence, evet. Ve yeğeni Lori. Merhaba. Merhaba. Ben Brian Flynn. Tanıştığımıza memnun oldum. Lori, Lova'dan buraya üniversite bakmak istedim. New York'ta çok iyi okullar var. Ben master'ımı burada yaptım. Öyle mi? Aslında seçeneklerim var ama henüz karar vermiş değilim. Bilmiyorum. Lori, neden biraz ara vermiyorsun? Kalabalıkla biz ilgilenebiliriz. Öyle mi? Tabii, hadi git sen. Tamam. Teşekkür ederim. Çocuklar. Ne kadar da hızlı büyüyorlar değil mi? Yaban mersinimiz var, ayranımız var. Evet, işte böyle. Hadi canım. Evet çocuklar. Bir kere daha deneyelim. Buraya gel. Ne kadar tatlısın. Atsana bana. Hey. Norman. Al şuna bak, seni koca bebek. O kadar hızlı büyüyor ki korkuyorum. Babası böyle giderse güreşçi olacağını söylüyor. Bir de iyi tarafından bak. Spor bursu alır, öyle değil mi? Evet. İş hayatın nasıl gidiyor Kesi? Ne iş yaparsın Kesi? Kesi, o bir hava uzmanı. Hem de çok iyi. Gelişmiş meteoroloji işlerinin bir ortağı. Günlük hava durumunu hazırlamak için sözleşmeli çalışıyoruz. Kucağıma alabilir miyim? Elbette. Gel buraya. Açıkçası eğer Papa şehre gelirse belediye başkanının iyiliği için şemsiye kullanmasını söylüyoruz. Belediye başkanına her şeyi söylemene çok şaşırdım. Jim'le onun arası nasıl? Johnny, Leonardo'yu pek sevmediğim belli oluyor. Bırak ne isterse yapsın. Bence sana vuruldu. İnan bana, sadece sevdiği kadınlara karşı salya sarsın. Tabii, tanıdığın tüm erkekler gibi. Merhaba. Kucağında bebek tutmak gerçekten sana yakıştı. Öyle mi? Kesi teyze. Brian, onunla birlikte özgürlük anıtını görmek isteyip istemediğimi sordu. Gerçekten mi? 2 yıl boyunca orada çalıştım Doktor Lawrence. Bu yüzden normalde birçok turistin göremeyeceği yerleri gösterebilirim. Tamam. Ne zaman? Hemen şimdi. Lütfen, orası gerçekten görmek istediğim bir yer. Tamam. Peki kaçta döneceksin? Gece yarısı 10:30. 11. Tamam, 11 olsun. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Güle güle. Teşekkür ederim. Bizim okuldaki halimize benziyorlar, öyle değil mi? Evet çocuklar. Bence de aynen öyleler. Bu da ne? Bu rüzgar da nereden çıktı? Hey! Şuraya bakın. Baksana çok. Dikkatli olun çocuklar. Evet, şuna baksana. Söylesene, buna inanabiliyor musun? Oradan uzaklaşın. Bu da ne böyle? Bilmiyorum ama boyutlarına göre fazla güçlüler. Sanki gibi. Ne kadar soğuk. Herkes geri çekilsin. Ağzına doğru koşun. Hadi. Herkes bir yere sığırsın. Hadi. Geri çekilin. Çabuk olun. Koşun. Hadi çabuk. Hadi. Koşun. Acele edin. Herkes arabalarına. Yerine gel. Çabuk olun. Bu da ne diyor? Herkesin haberdar olduğundan emin ol. Tamam. Hayır, bir yorum yapamam. Gördüm ama ne olduğunu bilmiyorum ve çok fazla spekülasyon olmasını da istemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim Mark. Kanaldan mı? Evet. O şeyler de neydi öyle? Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim. Belediye başkanı ne olduğunu bilmek isteyecek. Biliyorum. Birkaç analiz yapar yapmaz seni ararım. Şu çocuk işe yarar bir şeyler çekebilmiş mi?
Bu onun kızı olmalı. Şuna bak. Çok üzücü. Bu da karısı olmalı. Onları tanıyor musun? Hayır. Bana tanıdık geliyorlar. Diğer fotoğraflara geç. İşe yarayacak bir şeyler bulmamız gerek. Tamam. Belli oluyor. Linda Izakupo'yu gördün mü? Hayır. Yeni bir bebeği olmuş. Onu kucağıma aldım. Cihim, bebekler hakkında da konuşamayacak mıyım? Ne demek bu? Her zaman bebeklerden söz ediyorsun. Bu hiç adil değil. Üzgünüm. Devam edelim hadi. Hı hı. Evet. Vay canına. Küçük hortumlar, zayıf hortumlar, tüm bunlar da ne? Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Eğer sen bilmiyorsan. Ben burada yiyeceğim. Tamam. Pekala, seni ararım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gelişmiş Birleşik Meteoroloji Ofisi, sabah 10. Pekala. Evet, tamam. Şu ana kadar elimize ulaşan bekliyorum. Belediye başkanı, uzun süreli danışmanı ve destekçisi Ken Hartzell'ın ölümüyle sarsıldı. Ken ve küçük oğlu bu sabah gerçekleşen uçak kazasında hayatlarını kaybettiler. Aynı zamanda Central Park'ta küçük beyaz hortumlar görüldüğü haberi geldi. İlk başta zararsız görünseler de birkaç dakika sonra büyümeye başlayıp zararlı hale geldiler. Siz de parktaydınız. Bunu gördünüz mü? Hem de yakından gördük. Sitova bir değerlendirme raporu istiyor. Ve bu da ölen adama ait. Hortumların daha ne kadar devam edeceği... İçindekileri bilgisayara yükleyelim. Böylece ailesini bulabiliriz. Yani vortexlerin içindeki havanın donma noktasında olduğu doğru mu? Basit bir el testinin sonuçlarına göre öyle. Nasıl böyle yokken birdenbire ortaya çıkarlar? Çıkamazlar. Daha büyük bir şeyin parçası olmaları gerekiyor. Bak, gördün mü? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ne var biliyor musun? Ben görmüştüm. Öyle mi? Nerede? Tam olarak hatırlayamıyorum. Evet. Mezuniyet projelerinden birinde. Sanırım öyleydi. Herbert, ben kütüphaneye gidiyorum, tamam mı? Herhangi bir kesinti istemiyorum bu arada. Ne kesintisi? Bu küçük beyaz hortumların binanın çevresini sarması gibi. Şaka yapıyor. Belediye Yeraltı Kriz Merkezi. Sabah 10.15. Hadi. Al bakalım. Ne yapıyorsun bakalım? Tamam, ben size geliyorum. İşte bu, bak, bu çok iyi olacak. Tamam, söyleyeceğim. Merhaba. Merhaba. Havada şiddetli rüzgar var. Buradasın değil mi? Pekala. Hayır. Benim yetkim dışında oldu. Bunları alırsan sevinirim. Evet. Ben diğerlerini halledeceğim. Bu küçük hortumlar öyleydi. Beyaz küçük hortumlar. 5 metre yüksekliğinde beyaz ve oldukça soğuk. Hayır, kesinlikle kendimdeyim. Tamam, seni sonra arayacağım. Sahil güvenlik 3. hatta. Merhaba binbaşı. Doğru. Demek haber size de geldi, öyle mi? Hayır, henüz neden olduğunu bilmiyoruz. Karımı arayıp neler olduğunu öğreneyim mi? Dostum, sana asla evlenmediğimi söylememeliydim. Fail, kapatmam gerek. Başka kapatmalıyım, sonra konuşuruz. Destekçisi ve uzun zamandır arkadaşı olan Ken Hartzell'ın dul eşine taziyelerini sunmak için geçirdi. Yaşanan bu garip hava olaylarıyla ilgili görüşlerini almak için kendisine birkaç soru sorduk. Sayın Başkan, gökten düşen uçak, Central Park'taki küçük hortumlar, New York küresel ısınma tehdidiyle mi karşı karşıya? Küresel ısınma hayali bir teoriden başka bir şey değildir. Neden böyle şeyler söylüyor? Çünkü söyleyebiliyor. Thank you.
Kim olduğunuzu biliyorum Bayan Lawrence. Fakat bu bilgiyi size verebileceğimi gerçekten sanmıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Hava koşulları gizli bilgi değildir. Bana sorduğunuz soru bu değil. Sorduğunuz bugün düşen özel uçağın herhangi bir çok yönlü rüzgar kırılmasına maruz kalıp kalmadı. Peki bu ulusal bir sır mı? Trafik güvenliği kurulu durumu çözene kadar evet. Burada bir uçak kazasından bahsediyoruz bayan. Biliyorum ve belki çözmelerine yardım edebilirim. Bay Brackett, bunu merak ettiğim için sormuyorum. New York şehrinde meydana gelen garip hava olaylarını açıklamakla görevlendirildim. Bu resmi bir... New York şehrinde meydana gelen garip hava olaylarını açıklamakla görevlendirildim. Bu resmi bir talep. Hadi ama, hepimizin üzerindeki aynı gökyüzü değil mi? Aslına bakarsan değil. Raporlarımıza göre sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgarlar tespit ettik. Bu sabah radarlarımız açık hava türbülansını gösterirken birdenbire başka bir şey yakaladı. Birdenbire oldu, ufukta yokken. 50 kilometre hava sınırında. Sana gördüklerimizin görüntüsünü göndereceğim şimdi. Ortasını uçağını düşüren şeyin bu olduğundan kesinlikle eminiz. Ama kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Maalesef ben biliyorum Bay Brackett. Özgürlük Adası, sabah 11.30. Teşekkür ederim, sana borçlandım. Teşekkür ederim çocuk. Ne yapacağız peki? Vay canına, gerçekten inanılmazdı. Cesaretin sana gerçek geliyorum. Sembolü. Teşekkür ederim. Brian, bunlar ne? Hey, yeni rüzgar başladı. Aç rampaları bakalım. Bilmiyorum. Hadi gidip bakalım. Çocuklar, koşmayı kesin. Hadi. Koşmayı dedim. Çok eğlenceli. Gel. Dikkatli olun çocuklar. Bence bunu uzatmışalım. Çocuklar, bitmeyin. Gerçekten çok soğuk. Heykelin dış yüzeyi saf bakırdan yapılmış olup saf altından oluşan meşale hariç tamamen metal bir iskeletin üzerine oturtulmuştur. Meşale zeminin oturtulduğu kaidenin 46 metre üstündedir. Kaidenin kendisi ise demir seviyesinden 47 metre yüksekliktedir. Özgürlük heykelinin klasik görüntüsü... Neler oluyor? Hemen uzaklaşın. Hadi. Orada kimse kalmasın. Bir taraftan. Ne yapıyorsun? Kaçalım hadi. Nereye saklanacağız ki? Bir adadayız. Hadi şuraya saklanalım. Hadi. Gir hemen hadi. Ne? Hadi. Getirmeniz lazım. Ayağım kanıyor. Sen iyi misin dostum? Hayır, iyi değilim. Ev hastanede daha iyi olur. Yaran kötü görünüyor. Geniş bir alana hasar vermiş. Ölümle sonuçlanan vakalar olabilir. Ve en büyük kayıplarımızdan biri de en kalıcı ulusal sembolümüzün zarar görmüş olması. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hey, sakin ol. Geçecek, tamam. Başım çok ağrıyor. Geçeceksin, geçecek. Lori, Lori iyi misin? Orada mısın? Lori, yaralandın mı? Kafam. Neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Yanına geliyorum. Sakin ol.
Sakin ol. Canım yanıyor. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Her şey geçti. Bu deliğe tam zamanında girdik, biliyor musun? Bir şey düştü. Sanırım bir kol düştü. Kimin kolu? Heykelin kolu. İşte şurada. Dur bir bakayım. Bu gerçekten olamaz. Ne görüyorsun? Şuraya bak. Gördün mü? Heykelin 200 tonluk kolunun altında kaldık. Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Biri yardım etsin! Biri yardım etsin! Aşağıdayız! Lütfen! Yardım edin! Tatlım, bana yaslan. Yavaşça şey yürü, tamam mı? Kolumdan. Umarım tekrarlan. Hayır. Çok tamam. Daha iyi olacak. Onu sarsmayalım, tamam mı? Çok acıyor. İmdat! Yardım edin! Aşağıdayız! Lütfen! Lütfen yardım edin! Hey, şuradan bir çıkabilirsek sanırım çıkış yolu var. Görüyor musun şurayı? Hadi. Tamam. Bacağım sıkışmış. Sıkışmış. Eğer şunu itersem çıkabilir misin? Evet. Tamam, iyi olacaksın. Merak etme, iyi olacaksın. İyi olacaksın. Tamam, takip et beni. Hadi. Affedersin. Kelsey. Jim. Onlar iyi, bundan eminim. Umarım öyledir Jim. Kardeşimin ufak kızı orada bir yerde, biliyorum, ve yaralanmış olabilir. Biliyorum. Ona elinden gelen her şeyi yapacağını söyledim. Yapacağım. İlk yaralılar arasında değil. Şehrin en iyi kurtarma ekibi orada. Onları bulana kadar oradan ayrılmayacaklar. Onları nasıl bulacaklar? Sakın oraya gitme. Elimde değil. Ne demek bu? Yani bu benimle mi ilgili? Seninle ilgili bir şey değil bu. Çocuk sahibi olmaya hazır olmadığım anlamına mı geliyor yani? Kesi. Pekala, bana en değerli heykelimin kolunun nerede olduğunu kim söyleyecek? Ne? Efendim, Jim ve Casey'nin yeğenleri Özgürlük Adası'nda kayıp kişiler arasında. Jim, çok üzgünüm. Bilmiyordum. Önemli değil efendim. Hepimiz için zor bir gündü zaten. Sana rapor vereceğim John, ama söyleyeceklerimin hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Bu bir jet akımı. 36 bin fit yükseklikte hareketli bir hava akımı. Şimdi, birçoğunuzun bildiği gibi... Dünya üzerinde nehir yatakları dolan başlı döngülerle ilerler. Bir jet akımında da aynı şey gerçekleşir. Genelde bu döngüler çabuk yok olur ama bir şeyler artık değişti. Tamamen küresel ısınma ile ilgili. Elbette, neden olmasın? Görünüşe göre gezegenin çevresindeki hava yüksek ve düşük atmosferler şeklinde ayrılmış ve bu hepsinde farklı hava akımına ve garipliklere neden oluyor. Birkaç saat önce New York üzerinde yüksek irtifada şiddetli bir girdap meydana geldiğini tespit ettik. Jüpiter de uyarı veriyor. Ve şimdi de bu var. İşimiz gerçekten zor. Tamam, bir dakika, bu saçmalık. Şimdi neden oluyor bu? Ve neden benim şehrimde oluyor? Affedersiniz efendim, henüz bilmiyoruz. Pekala, bu döngüyü nasıl tersine çevireceğiz? Sanırım bunun için karşısına yeni bir tane çıkarmamız bu döngüyü kıracaktır efendim. Bak, nasıl yaptığınız umurumda değil, tamam mı? Sadece bu şeyin tekrar karşıma çıkmasını istemiyorum. Özellikle de seçim zamanında. Şimdi ne yapabiliriz söyle. Batı Village, öğlen her an tekrar gerçekleşebilir. Hava açık ve gökyüzü mavi olsa bile. Ve en kötüsü de ilk aşamada oldukça şirin ve zararsız gibi görünüyor. Yok, teşekkürler. Ama bir kez yükselmeye başladı mı bir de bakıyoruz oldukça dondurucu bir hava eşliğinde dev bir hortuma dönüşmüş. Gürültülü, ölümcül ve tahmin etmesi imkansız bir şekilde oluşabilir. En önemlisi, gördüklerimize bakarsak olabilecekleri tahmin bile edemeyiz. Bu gerçekten çok tehlikeli ve her an olabilir. Ve bunun için bir an önce önlem almamız gerekiyor. Hadi.
Şok korkunçtu. Sen iyi misin? Evet, gördüm. İyi olmaya çalışıyorum. İnanılmazdı. Şuranın hale bak dostum. Berbat olmuş. Hadi dostum gidelim. Alın bayağı. Teşekkür ederim. Kesinlikle gitmek istiyorum. İyi misin? Evet. Bacağına dikkat et. Tuttum seni, tamam tuttum. Hadi. İyi misin? Telefonum. Ha? Olamaz. Şarjı bitmiş. Bu nasıl olur? Daha bu sabah şarj ettim. Benimki de öyle. Sanırım fırtınadan olmalı ya da kısa devre falan. Sanırım bu taraftan gideceğiz. Tamam. Tamam. Bundan nefret ediyorum. Bu çok korkutucu. Evet, öyle olduğunu biliyorum. Bir çıkış yolu olmalı. Bu tünellerde çalışmaktan nefret ederdim. Hep işten ayrılmaya çalışırdım. Ve sonunda da ayrıldım. Ayrıldın mı? Peki nereye gittiğimizi biliyor musun? Evet. Harika. Yeni bir şey var mı Steve? Tamam, bana haber ver. Bu son rapor mu? Hayır, henüz evet yok. James. Nereden bu? Neler oluyor? Burada mı? Şehirde mi yine? Tamam. Bilmiyoruz. Raporlar oldukça çelişkili görünüyor. Oraya gitmeliyim. Hayır, olmaz. Ne demek olmaz? Şimdi sokaklara çıkıp küçük hortumları yakalama zamanı değil. James, bu hortumların nasıl büyüyüp kaybolduğunu görmem gerekiyor. Kesin burada kalıp bana yardım etmen gerekiyor. Gerçekten ortaya çıkana kadar bu şeyleri önceden tespit etmenin bir yolu yok. Bu yüzden gitmek zorundayım. Kelsey. Seni ararım. Jim, şimdi ne yapacağız? Bu şeylerden daha kaç tanesini göreceğimizi bilemiyoruz. Olayları önceden öngörmemiz gerek. Bu ne demek oluyor? Birinci derecede alarm. Birinci derece alarm mı? Kasırga çıktığında birinci derece alarm verirsin. Bu bir kasırga John. Ve 10 kilometre uzağımızda. Bak, hava kuvvetlerini aradım. Yetkililerle konuştum. Söylediklerine göre bu şeyin büyümesi için yaklaşık 12 saati var. Bir başkana ne söylemelerini bekliyordun? Üzgünüz, şehrinizin sonu geldi mi? Jim, sana işini yapman için maaş ödüyorum. Politik yargılamalarda bulunman için değil. Peki, hala işimi yapıyorum ve size söylüyorum. Birinci derecede alarm vermeniz gerek. Hayır. Midtown. Öğleden sonra 1:05. Affedersiniz. Affedersiniz. İyi misiniz? Şehir hizmetlerinde çalışıyorum. Bana burada neler olduğunu anlatır mısınız? Hepsi dondu, dondular. İşte ortalar. ...911 mi? Acil bir durum bildirmek istiyorum. 59. cadde, metro istasyonu yakını. Yerde yaralılar var. Hayır, neyin sebep olduğunu bilmiyorum ama plazanın hemen karşısında. Lawrence. Lawrence. Doktor Cassie Lawrence.
Bu açık hava hortumlarının en sonuncusu en ölümcül zararı verdi. Tüm bunların suçlusunun atmosferdeki büyük hortumların en güçlü ve ölümcül kasırgaların nedeninin kırmızı leke olduğunu söylemiştik. Küresel ısınma yüzünden dünya şimdi iki atmosfere sahip. Benim gibi herkesin aklını karıştıran soru şu. Burada neler oluyor? Şehrimize neler oluyor? Ne oldu, ne gördün? Tıpkı hortum gibiydi. Rüzgar dönüyordu. Soğuktu. Çok soğuktu. Parlaktı. Ben bir fare gibi saklandım. Çok kötüydü. Parlak olan neydi? Rüzgar. Çok parlaktı. İyileşeceksin. Şu anki önceliğimiz bu efendim. İnsanları bundan olabildiğince uzaklaştırmak. Bunlar sıra dışı olaylar sayın başkan. Bütün kaynaklarımızı harekete geçirdiğimizi bilmelisiniz. Bu doğru efendim. En iyi ekibimiz çalışıyor. Teşekkür ederim. Harika. NASA'dan hava durumu uzmanı. Doktor Quinn mi? Ta kendisi. Konu üzerinde çalıştığını söyledi. Konu üzerinde istedikleri kadar çalışsınlar. Bu şey gittikçe güçleniyor. Biz hava sisteminin değişmiş ya da yarı kalıcı özellikleri üzerinde duruyor olmalıyız diye düşünüyorum. Peki nasıl son vereceğiz buna? Son vermek mi? Can, gerçekten olayları anladığını sanmıyorum. Bu dünya çapında bir afet, anlıyor musun? Burası da dünya çapında bir şehir. Pekala, öyleyse neden daha kolay bir şeylerle başlamıyoruz? Gelgitler gibi. Arkadaşlar dinleyin. Başka ne yapacağımı bilmediğim için size bağırıyorum, anladınız mı? Eski bir politikacı alışkanlığı. Lütfen akıllıca düşünün ve işe yarar bir şeyler bulup getirin bana, anlaşıldı mı? İşe yarar bir şeyler. Peki ya... Evet, onu da düşündüm. Bunu yapmak çok uzun zamanımızı alabilir. Yıllarca. Bir dakika. Ne düşünüyorsun? Olabilir. Hadi ama bu kadar telepati yeter. Ne olduğunu söyleyin. Düşündüğüm kişiden mi bahsediyorsun? Kim olduğunu biliyorsun. Hayır, bu delilik. O bir deli. Bunu biliyorsun. Peki tüm bu olanlar ruh sağlığını hatırlatıyor, öyle mi? Bak, asıl sorun yüksek hava sistemini aşağıya düşürememek. Eğer nem bulutlarını daha yukarı çekebilirsek bu onu engelleyebilir. Bunu biliyorsun. Tıpkı elini bir girdapta tutmak gibi. Benim kollarım o kadar uzun değil. Bulut tohumlama. Bulut tohumlama mı? Neden siz ikiniz elinize davul alıp kurban sunmuyorsunuz? İtiraf etmeliyim ki uzun zamandır denenmedi ama planlandığı gibi giderse işe yarayabilir. Kimin planı? John, eminim sen bile New Jersey'nin kendi Cape Canaveral olduğunu bilmiyordun. NASA'nın yörüngesine nesneler göndermesini yasal olarak engellediği özel bir vatandaş. Garden State Roket Alanı. Öğleden sonra 2:15. Defolup gidin buradan. Das, Doktor Ligonorn, bizi hatırladın mı? Jim ve Cassie Lawrence. Kim? Birkaç yıl önce senin için bir dilekçe imzalamıştık. Evet. İtfaiyeci adam ve hava durumu kadın. Evet, doğru. Evet, hatırlıyorum. Doktor Ligonorn, size göre bir işimiz var. Öyle mi? İçeri gelin. Bana doktor demeyi bırakırsanız sevinirim. Her zaman çavuş denmesini tercih etmişimdir. Vietnam'da bulunmuştunuz değil mi? 4 yıl boyunca. 54. hava gözetleme filosu. Bu benim ilk atamamdı. İlk görevim ne oldu biliyor musunuz? Çamur yapmak. Sloganımız da savaş değil, çamur yaptı. Bir kış Mekong Delta'da öyle bir yağmur yaptım ki hiçbir şey hareket etmiyordu. Hiçbir şey. Teröristler bile. Çamur.
dünyanın gizemlerinden biri. Çünkü çamura battığınızda haksız bir savaşı sürdürmeniz imkansız oluyor. Bana kalsa Bağdat'ı bataklığa çevirirdim. Peki buradan en son ne zaman bir roket fırlattın? Garden State uzay sahasından mı bahsediyorsun? İşe yarayacak bir şeyler bulmamız gerek. Çok uzun zaman önce. Şu NASA'daki namussuz kaçak avcılar ve Nimi'deki şehirliler peydah olmadan önce. Neredeyse buraya sıkışıp kaldım. Burada durmuş resmen ölümü bekliyorum. Burada küçük bir fırlatma tesisi üzerinde uğraşıyorum. Gelin size göstereyim. Tekrar uzay işlerine dönmek ister miydin? Neden? Sihirli bir değneğin mi var? Sayılır. Yardımın gerekiyor. Tüm o mahkeme emirlerini kaldırabilir misin? Denerim. Ben ve New York Belediye Başkanı Johnny Leonardo. Değil mi Jimmy? Kesinlikle. Ben garanti ediyorum. Leonardo öyle mi? En azından önemli biri. Sorun ne peki? Kaç tane roketin var? Birkaç tane var. Gördün mü? Bu noktaların hepsine birer tane. Ne kadar yakın olması gerekiyor? Oldukça yakın olmalı. Koordinatlar umurumda değil ama yükseklik gerçekten önemli. 60.000 fitin altına düşmemeli. Tamam. Ne tohumlayacağız? Karbondioksit mi, gümüş iyodür? Aslında henüz tam bilmiyorum. Laboratuvara gidip üzerinde çalışmalıyım. Tamam. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Tünelden sonraki ilk sağa dön. Bu örnekler üzerinde çalışmak biraz zaman alacak. Jim. Efendim? Midtown tarafına geri dönmek istiyorum. Neden? O kadın bir şey söylemişti. Bu yüzden Özgürlük Adası'na gitmeliyim. Ah kesi. Kız kardeşimin... Biliyorum, biliyorum. Kapı var. İmdat! Yardım edin! Sen şu bölgeyi kontrol et. Etrafta bir iz olmalı, bir şey. Söyler misin tam olarak ne arıyoruz? Bu istiridye aramak gibi. Ne aradığını kesinlikle bilmek zorundasın. Aa işte burada. Buldum. Evet işte bu. Baylar buraya gelin. Kimse yok mu? İmdat! İmdat! Yardım edin! Tanrım! Çok fazla kanıyor. Ne yapacağız şimdi? Söylesene. Böyle acıyor mu? Evet! Tamam, tamam bir şey yok, bir şey yok. Üzerine saralım. Tamam. Tamam. Kanıyor. Tamam. Sanırım insanları sakinleştirmek de itfaiyecilerin yeteneklerinden biri. Yeteneklerinden biri mi? Sanırım devam etmeliyiz. Başka bir çıkış yolu bulmalıyız. Lütfen. Yapamayacağını düşündüğünü biliyorum ama yapabilirsin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi gel. Hadi. Tamam. Oluyor. Hadi.
Tamam, iyiyim. Tamam. 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 Hadi. Tamam, harika. Yavaş, yavaş. Şimdi dur biraz. Bakalım bir şey görebilecek miyim? Şunu tutar mısın lütfen? İşte oldu. Bu harika bir örnek. Daha çok bir uyarı gibi. Central Park. Öğleden sonra 3:30. Hey, merhaba. O da kim? Sakin olun çocuklar. Merhaba. Merhaba. Hadi çocuklar. Buraya gelin. Hadi. Gel. Merhaba. Aa, şunlara bak. Tamam, tamam. Çok tatlı. Tamam, oturun. Merhaba. Merhaba. Aman Tanrım. Olamaz. Bu örnekleri internetten indirdim. Şimşekler tehlikelidir, bu mu yani? Bunu aptal golfçüler bilebilir. Şu anda burada gördükleriniz ortalama bir fırtınanın habercisi. Şimdi, kırmızı leke diye adlandırdığımız şeyde bunlardan 100 kere olma potansiyeli var. Ama bu şey başladığında hiçbir şimşek belirtisi olmuyor. Öyle değil Can. Bunu çimlerin arasından çıkardım. Bakın, bu çok önemli bir belirti. Bir elektrik deşarjından dolayı erimiş. Bu soğuk hava hortumlarının içinde şimşek var. Şimşekler hortumların içinde mi? Hiç bu kadar saçma bir şey duymadım. Ben de öyle. Bu dünyada da duymadım. Şimşeklerin güçlü olduğunu düşünüyordum. Bu doğru. Voltajlarının limiti olur. Ama burada 100 kat fazlasından konuşuyoruz beyler. 100 kat mı? Artı hakkında çok az şey bildiğimiz yüksek irtifada olan birçok çeşit şimşek söz konusu. Mavi jetler, kırmızı periler, top şimşekler. Peki, tamam tamam. Planınız ne peki? Yani şu çatlak adam ne zaman silahlarını fırlatacak ve ona güvenebilir miyiz? Adamlarımı ona yardım etmeleri için Garden State'e gönderdim. Gün ışığı bize ideal şartları verirse geri sayımı başlatacağım. Pekala, bu iyi. Laboratuvarıma gidip örnekle üzerinde çalışmaya başlamalıyım. Ben de geliyorum. Olmazcığım, sana burada ihtiyacım var. Efendim, bu yer altından çıkıp bir süreliğine sokaklara dönmeliyim. Gözetim kameralarının göremediği şeyleri görmem gerekiyor. Pekala, tamam. Lucy, bir kamera kap ve benimle gel. Kelsey, hiçbir roket benim yetkim olmadan fırlatılmayacak. Tabii efendim. Pekala, herkes çalışmaya başlasın. Devam edin. Hadi. Devam edin. Yaklaşmayın. İlerle, ilerle. Bak, durun. Anlayamadım. Dur. Şimşeklerden korkuyoruz ama şehrin en uzun binalarından birine gidiyoruz yani, öyle mi? Times Square Booker binası şimşekleri uzak tutacak bir sistem üzerine inşa edildi. Ayrıca benim laboratuvarım 2 kat fazla yalıtıma sahip. Kardeşinin durumu nasıl? İyi değil. Peki ya sen? Ben de öyle. Arkadaki görüntüde sizin de görebileceğiniz gibi şu anda Özgürlük Adası'ndayız. Ne yazık ki kurtarma bölgesine doğru hareket ediyoruz. Ve bu bölgede şehrin asla görmek istemeyeceği şeyler artık... Bunu izlemeye devam edersen hiçbir şey yapamayacaksın. Evet, haklısın. Stihol'e 3 sabit hat bağlattım. Tamam. Keseyim. Efendim? Yani tüm bunlar bütün dünyada da olacak mı? Muhtemelen. Büyük ihtimalle. Bu her şeyi değiştirecek. Bugünden geriye bakacağız. Küçük yaşamlarımız için neden bu kadar endişe duyuyormuşuz ki diyeceğiz. Hayır.
neden sahip olduğumuz güzel şeylerin değerini bilmedik diyeceğiz. Işık var. Tamam. İmdat! Kimse var mı? Yardım edin! Yardım edin! Sesimizi duyan var mı? Neden kimse bizi duymuyor? Neden kimse aramaya gelmiyor? Telefonuna tekrar bakabilir miyim? Şarjı bitmiş durumda. Bazen bekleyince biraz doluyor. Gördün mü? Benimkinin biraz şarjı var. Ne yani? Arayıp yardım mı isteyeceğiz? Bu kadar kolay mı? Hayır değil. Arama yapacak kadarına yetmez. Sadece mesaj atabiliriz. Bir mesaj. Tamam. Tamam. Kolun altındayız. Buraya sıkıştık. Ve lütfen yardım edin. Harika. Tamam. Pekala. Daha uzağa tutamıyorum. Tamam, oradan gönder. Tamam. Lütfen olsun. Tamam. Oldu. Olamaz. Ne oldu? Senin telefonuna gönderdim mesajı. Evet, benimki daha iyi çekiyordu. Evet ama Kesi teyzeme gönderdim. Senin numaranı bilmiyor. Tamam, sorun değil. Nasıl gidiyor? Bu örnekler çok fazla. Bunları araştırmak ömür boyu sürebilir. Hey, sence bu mesaj ne? Kolun altındayız. Mesaj kimden? Numarayı bilmiyorum. Doktor Lawrence. Buna Aziz Elman'ın ateşi deniyor. Kendisi zararsızdır ama atmosferde yüksek statik bir enerjinin belirtisidir. Bu binaya çarpacak gibi görünüyor. Sorun yok. Burada güvendeyiz. Buna hazırlıklıyız. Ama binada bulunanları uyarmalıyız. Biri telefon etsin. Binayı hemen boşaltsınlar. Eğer sorun çıkaran olursa Jim'in emri olduğunu söyleyin. Jim. Kelsey. Mesaj gönderen numarayı aradım. Brian Filans'a ait sesli mesaj çıktı. Mesaj onun telefonundan gelmiş. Brian Filans. Aman tanrım Lori. Ne düşünüyorsun? Kolun altında mı? Aman tanrım. Heykelin düşen kolunun altındalar. Onların yerini tamamdır. Evet. Üç kişi tamam, diğer tarafa bakacak. Tamam, geldiniz değil mi? Evet, yerini aldım. Siz şu tarafa gideceksiniz. Orayı bir kontrol edeyim. Peki. Ondan sonra hep beraber işte buraya tamam. Hadi tamam. Hadi başlayalım. Hey! Hey! Buradayız. Kurtulduk. Merhaba. (Gülüyor)
Merhaba. Merhaba. Hastaneye gelecek misin? Evet, sonra. Sonra mı? Evet. Ben yaralanmadım. Grubu tekrar bir araya getirmedim. Ne? Brian. İyi olacaksın. Brian. Bina buna dayanır mı? Gerçekten bilmiyorum. Böyle bir şimşek görmemiştim. Gerçekten bilmiyorum. Hadi ama bul şunu. Bu berbat. Ah. Tamam. İşte oldu. Vay canına. İşte cevaplar. Başkan Leonardo'yu bağlayın lütfen. Bir dakika bekleyin lütfen. Sizi başkana bağlıyorum. Evet, dinliyorum. Can, sen misin? Kesi, seni gayet iyi duyuyorum. Tamam, dinle. Ne yapacağımı buldum. Roketlerle katı CO2 fırlatacağız. Hedef yükseklik 65 bin. Anladın mı? Katı mı dedin sen? Evet, katı olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Ve 65 binin altında olmayacak. Can beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Bak, seni birazdan arayacağım Kesi. Şu anda NASA burada. NASA mı? Peki ne istiyorlarmış? Pekala, roketlerin bazılarını hemen fırlatacağız. Can, NASA atmosfere karışamaz. Onlar bir avuç bürokrattan başka bir şey değil. Bunu yapamazsan her şey mahvolacak, anlıyor musun? Alo? Alo? Kesi? Lanet olsun. Kesi bak ben... Katı CO2 roketlerini 65 bin feet yüksekliğe fırlatmamız gerektiğinden oldukça emin. Doğru ama katı karbondioksit ve 65 bin yüksekliğe değil. Bu hiçbir işe yaramaz. Bizim kararımız gümüş iyodur ve istediğimiz gibi. Hayır bekle. Cassie Lawrence ve şu Leghorn denen adam. Lars Leghorn'u tanıyoruz. Bu işe karışmayacak. Onu kovma sebebimize gelince kaçak malları depolamaktan şüpheli. Anlaşılan Doktor Lawrence'la görüşerek bu oyunu hazırlamış. Böyle düşündüğünüze göre Cassie'yi hiç tanımıyorsunuz. Peki öyle olsun, buna inanıyor olabilir ama yanılıyor. Karbondioksiti daha önce denedik, sonuçları iyi olmadı. Sayın Başkan, bunun işe yaraması için tek şansımız var. Şimdi jetlerimiz uçuş için hazır bekliyor. Ne yapmak için? Gümüş iyodür, 35 bin feet yükseklikte. Hayır. Aslında tüm bunlar için izninize ihtiyacım yok. Hava ulusal bir mülkiyettir ve burada ulusal güvenlik söz konusu. Size bilgi veriyorum ve dua etmenizi bekliyorum. Dua etmemi mi? Abim bir rahiptir. Sizin benden istediğiniz şey bir hata. Bir hata mı? Daha çok mülki idare. State Rocket Alanı. Akşam 6:05. Hadi gidelim dostum. Güneş doğuyor. Hala sinyal yok. Olamaz. Lanet olsun. Ne oldu? Başkanla bağlantıyı kaybettim. NASA'dan federaller sürüsü başını sarmış. Eğer bu planı uygulamazsa her şey boşa gidecek. Doğrusu daha da kötü olacak. Sanırım binadaki bütün telefon hatları kesildi. Pekala. Caddenin aşağısına inmeliyim. Hemen tamam. Gitmem gerek. Tamam.
Affedersiniz, geçebilir miyim lütfen? Affedersiniz, affedersiniz. Hadi ilerlemeye devam edin. Geri çekilin, geri çekilin. Kaçın. Hadi. Panik yapmayın, sakin olun. Kesin. Tamam. Hep sıra alın ambulansları. Lütfen ambulansları binin. Panik yapmayın. Tamam, sakin ol. Her şey hazır mı? Evet. İstediğiniz dosyaları. Bunları da inceleyelim. Doktor Lawrence. Yarım saat sonra elinde olur. Tamam, alacağım. Ben eşiyim. James ben Tony Lefters, savunma biriminden. Evet. Çalışanlar merdivenden inemediler. Elektrik yüklü, geçiş imkansız. Tamam. Alo? Evet, elektrik hemen bağlıyorum. Tamam, hadi herkes içeri girsin. Herkes rahatına baksın. Burada çay var, su var. Evet efendim. Burası çifte konumlaklı bir yer değil mi? Evet öyle. Burada güvendeyiz. Çok güzel. Randevunuz var mıydı? Ne kadar aşağıda geçiş kapanıyor? 10. katta. Jim. Burada pek rahat olabileceğimizi sanmıyorum. Buranın topraklanmış devreden olduğunu söylemiştin. Öyle olduğunu düşünüyordum. Bu şey her neyse içeri girmenin bir yolunu bulmuş. Aman Tanrım. Bu da ne böyle? Buraya hayır. Gel. Yavaşça yapma, buraya yapma. Gel. Geri çekilin, çekilin, çekilin. Aman Tanrım. Ne oluyor? Şuna bak. Baksana. Yaşıyor. Hala orada. Orada. Dikkat edin. Saklanın, saklanın. Herkes geri çekilsin. Dışarı, dışarı. Herkes dışarı. Buradan çıkalım. Hadi. Burada durmayalım. Bekle. Ben hallederim. Ne tarafa? Merdiven boşluğuna. Ara vermeden ne kadar daha devam ediyor? Yaklaşık 10 kat aşağı, orada bir çıkış kapısı var. Bu akım haricinde başka bir çıkış yolu bulabiliriz. Ya da buradan geçebiliriz. Tabii kızarmadan geçmeyi başarabilirsek. Bir fikrim var, içeri gel. Hepsini kullanacağız. Bu şekilde dışarı çıkacağız. Çantalarınızda metal bir şeyler varsa hepsini atın, tamam mı? Tamam. Hey, dikkat et. Hadi, hadi al şunu. Alın bunu. Hadi getir. Tamam. Uçuş kontrol. Hedef belirlendi. Fırlatma izni bekleniyor. Daha önce bu şehirde hiç görmediğimiz bir şeye tanıklık ediyoruz. Aslında sizi temin ederim ki böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Olamaz. Arka arkaya çakan şimşekler. Burada ateşten başka bir şey yok. Hiçbir kurtarma ekibi yok. Ama bu insanların kaderi hala bilinmiyor. İşte bu noktada sormak istiyorum. Başkan hey. Nerede? Sana başkanın nerede olduğunu göstereceğim. Arabamı hazırlatın hemen. New York'ta bir tur atmamın sakıncası var mı doktor?
Akşam 7.15. Bir şeyler değişmiş. Şimdi daha az şiddetli görünüyor. Diğerini verin. Buradan mı aşağı ineceğiz? Baksana merdivenlerden geliyor zaten. Eğer binada güvende olsaydık bunu denemezdik. Üzerinizdeki metalleri attınız mı? Güzel. Bu lastik bizi sudan ve metal şeylerden yalıtacak. Birbiriniz dışında başka bir şeye dokunmayın. Eğer biri korkuluklara ya da duvarlara dokunursa her yeri sarar ve hepimiz ölürüz. Anlaşıldı mı? Tamam. Güzel. Diğerlerini de verin. Dikkatli ol. Tamam tamam. Sorun yok. Geçti. Önden ben giderim. Hayır. Biliyorum binayı. Ben de şehri. Bir tane daha lazım. Tamam, duvarlara değmeyin. Yavaş, bana tutun. Hadi! Hadi! Hayır! Geri çekilin! Hala yaşıyor. Hayır! Geri çekil! Hayır! Devam edin. Nasıl çıkacağız? Hadi çabuk olun! Hiçbir şeye dokunmayın. Akşam 7.22. Dikkat, 77 konuşuyor. Hedefe gönderdik, tamam. Evet, tamam. Tamam, güzel. Bu iyi haber. Sayın Başkan, fırlatma %100 başarılı. Evet, muhteşem. Sonuçları en kısa sürede görürüz. Bu taraftan bayan. Oh, aman tanrım. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, çabuk olun. Panik yapmayın. Az kalsın hepimiz ölecek. Bu taraftan, hadi. Cem. John. Cem, içerideki o ışıklar neydi öyle? Bazılarımız başaramadı. Özgürlük Adası'nda ne oldu? Sizin çocukları buldular. Kesin'in yeğeni hastaneye kaldırıldı ama durumu gayet iyi. Şükürler olsun. O nerede? Kesin mi bilmiyorum. Onu etrafta görmedim hiç. Ne demek istiyorsun? Seni aramadı mı tekrar? Ne zaman? Hayır. Hayır dur. Bizden önce aşağı indi. Bizden yaklaşık 10 dakika önce. Kelsey! Kelsey! Kelsey neredesin? Jim. İçeriği kontrol edin. Hayır tek başına olmaz. Jim dur yapma. Hayır lütfen onunla girin. Onunla girin dedim hadi. Girin içeri. Kelsey! Kelsey! Thank you.
gemisi! Casey! 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 Nefes al. Jim. Nefes al. İyileşeceksin. Güzel. İşte böyle. Casey. Çamur mu savaş mı yaptık? Hadi tuttum seni. Gel. Tutuyorum seni. Hadi. Hadi. Hadi kız. Gayret et. Kesin. Kesin. Şükürler olsun kurtuldun. Kendi hayatını kendi kurtardı akıllı karı. Roket fırlatma işi ne oldu? Dediğimi yaptınız değil mi? Yapamadık. Biz yaptık. Ben Doktor Quinn. NASA'yı mı dinledin? Bilgisayarlarımız çok daha elverişli bir tohumlama yöntemini ortaya çıkardı. Bilgisayarlarınız neyi ortaya çıkardı söylesenize Doktor Quinn. Durun tahmin edeyim. Bilgisayarlarınız neyi ortaya çıkardı söylesenize Doktor Quinn. Durun tahmin edeyim. 32 bin fitte gümüş iyodir. Bu doğru mu? 35. Çünkü standart model böyle değil mi? Her zaman yaptığınız da bu zaten. Bütün hükümet işleri tek ölçüyle yürüyor. Ama bu sefer bu ölçünün işe yaramayacağını kabul edin. Bu daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey. Aman tanrım. Güneş ne zaman battı? Birkaç dakika önce, ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Yanlış tohumlama yaptılar ve gerekenden daha aşağı irtifada yaptılar. Aslında bu işleri daha bu da kötüleştirecek. Saçma. Hayır değil. Şimdi beni daha da dikkatli dinlemeni istiyorum. Gezegenler başıboş atmosferde şimşek makinesi gibidirler. Buradaki birazcık suyun Kansas'ta fırtına bulutları yaratmasından bahsetmiyoruz. Gümüş iyodür o yükseklikte inanılmaz bir statik elektrik oluşmasına sebep olacak. Ve bu atmosfere ulaşınca daha da yüksek boyutlara ulaşacak. Kırmızı leke dünyada bugüne kadar görünmemiş bir statik elektrik deposuna dönüşecek. Sonra bütün o enerjiyi New York şehrinin sokaklarına akıtacak. Bu çok tehlikeli bir durum. Peki sonra neler olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Buna inanamıyorum. Sadece panik yaratıyorsun. Durun durun. Buraya kadar söylediği her şey gerçekleşti. Planın yüzünden söylediklerini göz ardı edemez. Benimle bu şekilde konuşmaya devam edersen kovulursun Cem. Vay canına, en azından işini kaybetmedin. Çünkü işime ihtiyacım var. Çünkü tek sözle bu adam beni acil servisten uzak tuttu. Ve bu gece orada olsam ölebilirdim. Üzgünüm. Özür dilerim, çok haklısın. Bu işi beceremediğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Hayır, henüz değil. Jim, eğer roketleri planladığımız gibi Garden State'ten fırlatırsak... ...sorunu etkisiz hale getirebiliriz. Belediye binası. Akşam 8:25. Hadi ama. Sanırım unuttum. Bütün telefonları 40 dakika önce kaybettik. İşte korktuğum tam da buydu. Garden State'e ulaşmamız gerekiyor. Belki içeride sana bu konuda yardım edebilirim. Hadi. Bu eski bir savaş telefonu. Neyle çalışıyor biliyor musun? Antenle. Bir radyo. Frekanslar burada. Hı hı, pekala. Deneyeceğim. Ben başkan vekilliğini oynayacağım. Evet, her şey hazır, merak etme. Evet. Anladım, tamam, merak etme. Haberi hazır. Tamam, herkes yerlerine geçsin lütfen.
Evet, hazır mıyız? Nereden başlıyoruz? Tamam. Başlıyoruz. Ben hazırım. İlk başladığı yeri biliyor musun? Umarım doğru şey yapıyorum. Evet sayın seyirciler. Biraz daha Stihol'e bağlanacağız. Ve çok önemli açıklamalar yapacak olan başkan vekili James Lawrence'la görüşeceğiz. Merak etmeyin. Her kendisi şey şu anda burada. Birazdan geliyorum. Hazırsın değil mi? Hadi. Çok aşağıda çocuklar. Hadi toparlanın. 3, 2, 1. İyi günler. Ben başkan vekili James Lawrence. Sizlere acil komuta merkezinden sesleniyorum. Bilim adamları beklenmedik bir şekilde son 24 saattir şehri etkisi altına almış olan aralıksız şimşekler üzerinde çalışıyor. Ve en kısa sürede durumun düzeleceğini umuyoruz. Belediye başkanlığı şu anda olağanüstü hal ilan etti. Bu nedenle birinci aşama alarm verildi. Tüm vatandaşlarımız kapalı yerlerde kalsın ve gelişmeler için acil frekanstan ayrılmasınlar. Bütün kamu etkinlikleri iptal edilmiştir. Bu da ne böyle? Aynı zamanda bu doğal elektrik akımlarından dolayı New Yorkluların şebekeye bağlı cihazları kullanmamaları için de uyarıyoruz. Sadece bataryayla çalışan cihazları kullanabilirler. Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum dostum. Neredeyse 10 yıldır hiç çalmamıştı. Ve sürekli devam eden şimşek sesleri yüzünden kulaklarınıza dikkat edin. Hep birlikte bu gecenin hepimiz için iyi geçmesini dileyelim. Tanrı yardımcımız olsun. Sen konuş. Alo. Herbert. Ben de sana ulaşmaya çalışıyordum. Beni iyi dinle. Yapmanı istediğim bir şey var. Yangın söndürme gemilerini kullanamazsınız. İzin verilmedi. Nasıl bir etki yaratacağını bilemeyiz. Şuradaki de kim? Tanrı aşkına şuna ilerlemesini söyleyin. Halledebildin mi? Hallettim. Deneyecekler. Bekleyip göreceğiz. Fırtına 54. caddeye doğru ilerliyor. 5. cadde kilitlenmiş gibi görünüyor. Kütüphane ve garden ne durumda peki? Kütüphanenin henüz yarısı tahliye edildi. Ateş altında bu insanların derdi ne Tanrı aşkına? Neler olacağını bilmiyorlar mı? 5 ve 12. grubu tekrar organize edin. Televizyonlar şehrin birçok yerinde çalışmıyor. Jeoloji ekipleri 5. cadde ve Central Park'ta ağır hasar olduğunu bildirdi. Hey şuna bakın. Tanrım. 12. grup dönmüş bile. Hadi çocuklar sallanmayın. Hadi çocuklar. Hadi acele edin. Pete, kasabayı yeniden gözden geçir. Anlaşıldı. İkinci bir fırtına güney yönünde meydana geldi ve Greenwich kasabasını tahliye ettik. Yangın birimleri çalışıyor. Tekrar söylüyorum, evlerinizden çıkmayın. Elektrikli aletlerden uzak durun. Sadece bataryayla çalışanları kullanın. Tamam, tamam harika. Hadi koşun şunu yakalayalım. Çabuk. Elektrik yüklü hortumlar. Onlara tam olarak ne dendiğini bilmiyorum ama şehrin merkezine düşmeye devam ediyorlar. Şu anda sadece hortumlardan gelen ışık var. Zararın ne kadar olduğunu bile göremiyorum. Hey, ne oluyor?
İtfaiye ekipleri daha önce hey! Hiç böyle bir şeye karşı hey! Savaşmamışlar. Hey! Sakin haberciler olun. Dikkat edin! Hey! Buradan uzaklaşalım. İnanamıyorum. Bu ne böyle? Hey koşun! Hadi koşun! Ray! Sanırım biz yayına ara vermeliyiz. Burada çok garip bir şeyler oluyor. Temyemen istasyonuna dönelim. Kamerayı kapatabilirsin. Buray, dayan dostum. Yardım geliyor. Dayan dostum. İyi görünmüyor. Dayan dostum. Daha önce hiç görmemiştim. Blacker ve Kuzey Broadway'de su ve hortum elektriği çekmiş diyorlar. Pekala, diğer mürettebatın ne bildiğini öğren. Hemen şimdi. Evet, anladım. Tamam. Tamam. Başkanın nerede olduğunu biliyor musun? Şu an başkan sensin Jim. Ne? Bunu teyit eder misin lütfen? Hayal mi görüyorum yoksa fırtına doğuya doğru mu ilerliyor? Olumlu. Fırtına kasabadan doğuya doğru ilerliyor. Brooklyn'de mi? Aa evet, üçe doğu yönünde. Bu iyi bir şey değil mi? Bu işe yarıyor demek. Hortumlar dağılıyor. Rüzgarın etkisi azalıyor. İşe yaradı. Evet. Tanrım, gerçekten işe yarıyor. İşe yarıyor. İyi iş başardınız arkadaşlar. Harikaydınız. En başta eşim Dr. Castle Overas. Bravo. Başardın. Başardın. Sen başardın. Ah, başardınız. Tebrik ederim. İşe yarıyor. Harikasınız. Çarşamba, sabah 9. Kesit teyze. Merhaba tatlım. Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Merhaba Lori. Annem hala sakinleşmedi mi? Hastaneden çıkınca eve dönmek istediğimi söylediniz mi? Evet, ona söyledik. Bacağımda oldukça büyük bir yaram olacak bundan sonra. Çok kötüydü. Gerçekten öleceğimi sandım. Artık hepsi geçti tatlım. Şunu açmamın sakıncası var mı? Hayır, açabilirsin. Bütün gün onu izliyorum zaten. Bu sabah şehrin üzerinde çok büyük izler bıraktı. Milyonlarca hasar ve kaybedilen hayatlar. Bunlardan biri de bu sabah cesedi bulunan Başkan Johnny Leonardo. Ve bir diğeri de hayatını kaybeden itfaiye eri Brian Flynn. Beni ve ekibimi kurtarmak için kendini feda etti. Aman Tanrım. Ve tüm bu felaketlerden kurtulmayı başaran onca insan... Çok bunu üzgünüm. İtfaiye eri Brian Flynn ve John Leonardo gibi kahraman insanlara borçlular. Ve son olarak kahraman başkan John Leonardo'nun önceden tahminleri sayesinde dağılmış olan hortumları ve kırmızı lekeyi doğuya doğru yönlendirerek yok etmeyi başardılar. Bu insanların kahramanlıklarını unutmayacağız. Ah Tanrım, nihayet kabus bitti. Dışarıda neler olduğunu görmek istemiyorum. Ah, daha 24 saat önce... Kreplerimizi yiyorduk. Ah, çok haklısın. Vay canına. Bu geceyle ilgili ne hatırlayacağım biliyor musun? Neymiş o? İki şey. John'un senin binadan çıkmadığını söylediği anı... ...ve bir de seni bulduğum anı. Berbat bir korku ve mutlak bir sevinç. İşte bu hayatta neyin daha önemli olduğunu anlamanın bir yolu. Peki Sayın Başkan, bu kriz anında ne kadar başarılı olduğunuzu söylemiş miydim? Ve Dr. Lawrence, şehirde çözülmesi gereken bir sorun varsa seninle boy ölçüşecek bir uzman var mı acaba? Hayır Jim, ne demek istediğimi... Ne gibi? Ne demek istiyorsun Casey? Sanırım bu halkı kurtarma, kahraman olma konularında bir yeteneğim var. Ve kahramanlar her zaman kazanır. Tamam, ikinci bir iş düşünebilirim. İkinci bir iş mi? Neden? Nasıl yani? Ne yapacaksın? Babalık. Aa.
Tanrım. Bu şehri seviyorum. Ben gitmek istiyorum ama. Hayır annem, gitme dedi. Hayır, köpeğe bak. Ne kadar tatlı.